Abla, iyi mi? Nasıl i̇yi, oldu? İyi, sakin ol. İyi mi? İyi, iyi. Merak etme. Tansiyonu yükselmiş biraz ya. Onun hastalığıyla ilgili bir şey değil. İşte doktor her zaman söylediği şeyleri söyledi. Dikkat edeceğiz. Moralini yüksek tutacağız falan. Ali, Zehra ne oluyor? Neden doktor geldi? Yok bir şey de. Demin biraz tansiyonu yükselmiş o yüzden. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok tabii. Her şeyi Şehnaz'dan öğreniyoruz. Neyse, önemli bir şey olmasın da. Dur Zehra. Ne olmuş anne? Aman ne olacak? Hale ile Zehra'nın işgüzarlığı işte. Dedenin tansiyonu çıkmış, doktor çağırmışlar. Sanki ilk defa çıkıyor. Aman ben de bir şey oldu zannettim ya. Ver onu da tatlım. Dedeciğim. Dedeciğim ne oldu sana böyle? Çok korkuttun beni. İyi misin? Ne hale? Ortalığı velveleye vermişsin. Merak etme. Bir yere gittiğim yok. Ay aman dede ya, Allah korusun. Dedeciğim o nasıl söz? Lütfen. Böyle trajik şeyler konuşmanı istemiyorum. Korkmayın, korkmayın. Ben biricik torunumun mürüvvetini görmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Seni suçlamaya gelmiştim. Bey. Kenan seni öldürmemi istedi. Ne alakası var ya? Ben onun hayatını kurtardım be. Ambulans çağırdım onun için. Bırak şimdi, sırası değil bundan. Kenan'la arandaki mevzu beni ilgilendirmez. İşim de olmaz. Kenan'ın senin kalemini kırdığı belli. Artık seni yaşatmaz. İçeride güvende değilsin. Bugün beni tuttu. Yarın başka bir yönü tutar. Beni burada öldürmeleri için birini tutmalarına gerek yok. Haksız yere yatacaksam eğer ben burada yıllarca kendimi öldürürüm daha iyi. Bak arkadaş, sen benim güvercinimi kurtardın. Ben bu iliğin altında kalmam. Alsan şu kağıdı. Ne bu? Burada. Yurt dışına çıkman için sana pasaport ayarlayacak arkadaşın adı, soyadı, adresi var. Merak etme. Orijinalinden daha sağlam iş çıkartır. Güvercin elinin selamı var demen kafi. Dışarıda seni zaten yaşatmazlar. Tek çaren yurt dışına çıkmak. Yarın ben avluda nöbetçiyle konuşup oyalarken sen bir çırpıda duvara tırmanırsın. Bu tırmanma yeteneği bende olsa, Allah'ıma, kitabıma, bir dakika burada durmam. Ey Allah'ım ya. Ulan biz ne işler aldık başımıza ya. Hadi bakalım.
böyle yani gaz 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 bütün gün yani çok zor tuvalete çıkıyorum. İhalelerinizi yaptıralım. Galil, portör muayenesi. İdrar. Murat işten çık. Güzel temizle güzel. Kertenkele. Kağıtay'ı ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Biliyorum Pinami. Çok üzülmüş çocuk. Biliyorsun. O üzülünce biz de çok üzülüyoruz. Kenan Bey, inanın ben bilmiyordum. Öğrenir öğrenmez hemen ihaleden çekildim zaten. Çok özür dilerim. Benden özür dilemen yetmez biliyorsun. Kağıtay'dan özür dilemen lazım. Tamam abi. Ben bir ara ararım. Ne bir arası lan? Hemen şimdi arayacaksın. Lütfen ya. Oo, Yetkin Bey. Nasılsınız? Çağatay Bey, sizden çok özür dilerim. Bir yanlış anlaşılma oldu. Bir daha kesinlikle olmaz. Olur mu öyle şey Yetkin'ciğim? Bir ihale şartları uygun olan birçok firma girer. Bir firma da kazanır. Böyle bir şey için özür dilenir mi? Anlayışınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Ulan şerefsiz. Nasıl hemen kuzuya döndün? Kim o canım? Kimse değil yavrum. Kimse değil. Konuştum efendim. Aferin. Unutma. Bizde özür bir defa dilenir. Hem daha çok gençsin ya. Hem daha çok ihalelere katılırsın. Böyle akıllı ol ki yaşlanabilesin. Hayır, ben vurmadım. Ben yardım ettim. Ben vurmadım. Ben yapmadım. Ne oldu, öldün mü? Selam kardeşim. Geçmiş olsun. Çok mutsuz görünüyorsun. Allah, amacın nasihat vermekse hiç kendini yorma ihtiyar. Hiç öyle bir niyetim yok. Sadece kendini kötü hissediyorsan Allah'a dayan diyecektim. Allah'a şükret. Madem ki Allah var, dert yok, tasa yok, sıkıntı yok. Allah'a ben de o söylediklerinin hepsi var ihtiyar. Dert de var, sıkıntı da var, tasa da var. Hem ben niye Allah'a şükredecekmişim ya? Haksız yere suçlandığım, hayatını kurtardığım adam tarafından öldürülmek istendiğim için mi? Şu hayatta yapayalnızım ihtiyar. Onun için mi şükredeyim? Orada.
rehberin üstüne koymuştu. Yere düşmüştü. Toka kızının mı? Hayır. Herkes imtihan olur bu dünyada kardeşim. Sabredenler ve hakkı tavsiye edenler kazanır. Cennet ucuz değil. Cehennem dahi lüzumsuz değil. Cennet, cehennem. Hepsi saçma sapan şeyler. İnsanları kandırmak için söyleyip duruyorlar be. Kimler? Hocalar. Hocaların da iyisi var, kötüsü var. Tabii, tabii. İyi hocalar daha çok kazanıyorlar işte. Nasılsın hocam? İyi misiniz? Haliniz nasıl? Artık benim halimin iyisi kötüsü kalmadı. Kaç gün ömrüm kaldı. Bu hastalıktan kim kurtulmuş ki? Siz de biliyorsunuz. Kusura bakmayın hocam. Boş yatak yoktu. Mecburen burada yatırdık. Sorun yok. Dost bile olduk ondan sayılır. Hocalara karşı da çok saygılı üstelik. Geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkürler hocam. Beni mahcup ettiniz. İnsan sadece Hazreti insan olduğu için saygıya layıktır. Makam, mevki, şan, şöhret, özel kıyafetler ona değer katmaz. Ne oldu? Bizim güvercinden haber çıkmadı mı hala? Kertenkele denilen o adam hastaneye yatırılınca iş aksadı biraz. Yoksa bizim güvercin Ali'yi bilirsin patron. Aldığı işi yarım bırakmaz. Hastanede ne kadar kalacak bilmiyoruz ama fazla uzun sürmez. Hazır hastaneye girmişken işi uzatmayın. Oradan doğru mezara. Tamam patron. Şeyiniz kalmadı. Yarın taburcu olursunuz. Şey, acaba diyorum, yani ben kendimi iyi hissetmiyorum da. Acaba doktor beyle görüşsek bana bir hafta daha rapor yazamaz mı? Ne? Bir hafta rapor mu dediniz? Bir şeyiniz kalmadı ki sizin. Ya tamam da, ya bir 2-3 günlük bir rapor verseniz bari. Yüzümüze baktıkları yok ki. Bir daha o cehenneme girecek olursam vallahi şah damarımı keserim ben. Yine umutsuzluğa mı düştün sevgili kardeşim? Unutma, her şeyde bir hayır vardır. Bana yok hoca, bana yok. Bana cehennemde bile yer yok. Allah bütün kapıları yüzüme kapatıyor be. Hayır kardeşim, Allah hiçbir kulunun yüzüne kapı kapatmaz. Bütün kapıları ardına kadar açıktır. Sonsuz rahmet sahiptir. Bana değil vallahi. Allah unuttu beni hoca. Unuttu. Allah yarattığı hiçbir kulunu unutmaz. İnsanlar kendini unutur sadece. Asla umutsuz olma. Bir kitaptan çok sevdiğim bir paragrafı not defterine yazmıştım. Dinle, bak. İnsanlar her şeyi marketlerden, alışveriş merkezlerinden satın alırlar. Ancak dost satan hiçbir alışveriş merkezi yoktur. Eğer dost arıyorsan gönül alacaksın. Peki gönül nasıl alınır? İnsanlara yakınlaşarak, dertlerini paylaşarak, hemhal olarak. Gerçek dost seni hiçbir zaman terk etmeyendir. Ya. İnsanları
Kişilerin sayısı kadar Allah'a ulaşmanın yolları vardır. Ne? İnsanların sayısı kadar Allah'a ulaşmanın yolları vardır. Benden de selam söyle hoca. Aleyküm selam. Hayırdır? Niye çıktın dışarı? Gir içeri. İyi değilim. Doktoru görmek istiyorum belki. Yok. Gayet iyi görünüyorsun. Kardeşim, boyuna posuna kurban oldum. Sen görmediğin şeye inanmaz mısın yahu? Ben doktorla konuştum. Hiçbir şeyin yokmuş. Yarın taburcu olacağım. Gir içeri. O yüzden iyi değilim zaten. Ya zaten hastaneleri sevmiyorum. Gerilmişim burada. Bir de sana laf yetiştiremem. Sen de germe beni. Hadi geç içeri. Bu elini konulacak. Dırlanma bana. Dırlanma. Senin gibi bir hocayla hayatımda hiç karşılaşmadım ya. Ben de senin gibi bir mahkumla hiç karşılaşmadım. Çok memnunum seni tanıdığıma. Ben de hocam. Ayrıca kimseyi vurmadığınızı da biliyorum ben. Tamam vurmadım da sen nereden biliyorsun hocam? Rüyanızda öyle söylediniz çünkü. Ben hayatımda çok yalan söyleyen gördüm ama rüyasında yalan söyleyeni hiç görmedim. Ben bir duş alayım, ha? Hastaneden gelen bir hasta vardı. O da numarası. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ya. Üçüncü kat 306 oğlu odada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Bilgin, bu iyiliğini var ya, hiç unutmayacağım hocam. Hem de hiç. Artık kendine yeni bir cübbe alırsın. Hadi bakalım. Selamünaleyküm hocam, bize dua et.
Rahat olun gençler, sıkıntı yok. Keyfinize bakın yani. Lütfen. Lütfen ama bizi böyle şeyler günaha sokmaz efendim. Muhakkak öyledir hocam ama saygılı da olmak lazım değil mi? Baba ben saygısızlık yapacak ne yaptın? Uzun zaman geçti. Neden hala camimize bir imam atanmaz ki? Sanki memlekette imam kalmadı. Senden çok ben istiyorum bir an önce bir imamın gelmesini. Çünkü artık senin kıldırdığın namazların saatinden şüpheliyim. Şüphe duyuyorsan ardından namaz kılma Erol Efendi. Hadi oğlum namaz vakti. Git ezanı oku. Baba hicabi müezzin değil mi? O niye okumuyor? Oğlum bu sefer de sen oku. Nasılsa hafız olacak. Hadi davran. Tamam baba. Hocamız geldi. Hoş geldiniz hocam. Defalarca yetkililere başvurduk. Sonunda sizi gönderdiler. Allah razı olsun. Artık camimizin bir imamı var. Hayırdır memur bey, ne yaptı? İskelede bir kadının telefonu çalmış. Bunları hapisten çıkarmayacaksınız ki derslerini alsınlar. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Aa, hoca bizim mahallemize mi imam olarak geldi? Söyleseydiniz ya hocam bize. Efendim, nereden bileceksiniz işte değil mi? Dünya küçük. Siz hocamızı tanıyor musunuz Berra Hanım? Yolda karşılaştık. Yok. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz de burada oturuyorsunuz o zaman. Evet hocam. Maşallah, maşallah. Çok şirin bir yermiş ya. Evet. Hoca hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hocaya sakın dokunma. Nereden böyle? Sana ne? Artık kocası değilsin. Sana hesap vermek zorunda değil. O benim karım. Sen karışma. Nereden dedim? Ya sen hangi sıfatla hesap soruyorsun ha? Haddini bil. Hadi yürü gidelim Sebah. Hadi yürü. Alın bakalım voltanızı siz. Görüşürüz hoca. Memnuniyetle. Bunlar kolay kolay adam olmaz hocam. İnşallah sizin vaazlarınızdan istifade edecekler. İnşallah. Buyurun hocam gidelim. Hayırdır, nereye gidiyoruz? Birazdan ezan okunacak.
Tamam, buyurun. Hocam işte camimizin imamı yokken haliyle ben idare ettim. Maşallah. Yazları da çocuklara Kur'an kursu verdik. Oo, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne güzel işte, siz de bir nevi hocalık yapıyormuşsunuz. Aman hocam, bizimkisi eksik yedik. Allah affetsin. Sizin gibi alimlerin yanında lafı olmaz. Babam imamdı. Bu da oğlum Oğuz. Hafızlığa çalışıyor. Dedesi gibi alim olacak inşallah. 400 hısvetti elhamdülillah. Oo, oo. 600 baba. 6. Bu da müezzinimiz Hicri abi. Hicri abi. Emredin hocam. Benim adım da Ziya efendim. Ziya hocam, tekrar hoş geldiniz. Sayenizde camimiz eski ihtişamlı günlerine dönecek inşallah. Buyurun hocam. Hocam bir soru sorabilir miyim? Sor bakalım. Hocam biz ölüp gittikten sonra şeytan kabir azabında bize musallat olur mu hocam? Hicabiydi değil mi? Hicabi hocam. Şimdi Hicabi evladım. Öldükten sonra kabirde tekrar ayaklanıp namaz mı kılacaksın? Ya da hayırlı bir iş mi yapacaksın yani? Şeytanın ölülerle işi olmaz evladım. Tamam hocam. Allah razı olsun. Cemaat safları sıklaştıralım. Safları sıklaştıralım. Evet. Bugünkü namazımızı da Halil Efendi kıldırsın. Buyur Halil'cim. Olur mu hocam öyle şey? Aa, niye olmasın yahu? Ben yokken burada namazı Halil Efendi kıldırmıyor muydu? Öyle ama hocam siz varken. İtiraz istemem. Madem ki ben imamınızım, bu namazı Halil Efendi kıldıracak. Hem böyle olması daha makbul. Buyurun. Allahu Ekber. Allah kabul etsin hocam. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Hadi gidelim. Hocam. Bir soru sorabilir miyim hocam? Hicabi oğlum, daha ilk günden sorularınla hocamızı sık boğaz etme. Hocamız bundan sonra bizimle. Şimdi kendisi yol yorgunudur. Gidelim bizim eve. Allah ne verdiyse yiyelim. Sonra da hocamıza kaldığı yeri gösterelim. Öyle değil mi hocam? Gayet tabii. Kertenkeleyi yakalamak benim karşılığıma mal oldu. Haberiniz var mı? O herif benim hayatımı, itibarımı, her şeyimi çaldı. Suçların işi kaçmak. Onları da yakalamak benim görevim. Değil mi müdürüm? Gayet tabii. Sizin de göreviniz benim yakaladığım mahkumların kaçmasına engel olmak. Değil mi müdürüm? Bence kertenkelenin kaçmasından siz sorumlu değilsiniz. Çünkü kertenkele
hapishaneden kaçmadı. Karakoldan kaçmadı. Hastaneden kaçtı. O yüzden kanımca suçlu başhekimdir. Başhekim kim? İşte onu bilmiyorum amirim. Uçtuk açtı.